Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Canımız sıkkın. Bu konuda da daha fazla konuşup iyice insanların yarasını deşmek istemiyorum ben en azından. Şimdi uzun bir süredir video koymamıştım. Yani malum süreçte yani sadece video çekme vesaire değil birçok işimi ben aksattım. İnsanın pek çalışası gelmiyor böyle bir süreçte. Allah herkesin yardımcısı olsun bu zor koşullarda. Şimdi bu videoda anlatacağım şeylerde artık bir proje nasıl yapılır videolarına bir giriş yapmış olacağız. Yani basit şeyleri çok basit örnekler üzerinden görmektense bir proje üzerinde görmeye başlayacağız. Tabii bugün göreceğimiz proje kısmı daha çok yine tasarım kısmında. Örneğin hizalama, işte padding ve bunların detayları ile ilgili. Ama sadece hizalama, tasarım falan değil. Bazı animasyon detaylarına da bakacağız. Bazı kritik detayları göreceğiz. Extend etme mevzusuna bakacağız. Yani class'larda mevcut olan ve her programlama dilinde olan bir yapıyı görmüş olacağız. Şimdi derseniz başlayalım. Önce bir arka plan koymak istiyorum. Arka plan resmi. Yani ekranda güzel bir tasarım yapalım. Sonra ona bir kodlarla bir efekt verelim. Tabii görsellerimizi biz assets kısmına koyuyoruz. Böyle getirip şuraya koymamız yeterli olacaktır. Adı Back 1 adında bir görsel işte. Adını istediğiniz gibi değişebilirsiniz. Bu önceki videodan kalma bazı şeyler. Bunları kapatıyorum şimdi. Şurada önce bir arka planımızı koyacağız. Fakat bilmemiz gereken şeylerden birisi arka plana bir şey koyacaksak yani nesneleri üst üste bindireceksek kullanmamız gereken yegane yapı ZStack olacak. Burada bir tane image nesnesi belirtiyorum. İsmi back 1'di. Bunun arka plana gelmesini bir sağlayalım. Adım adım yaptıklarımızı siz de görün istiyorum. Yani şu, tabii şu ilerleme süreç bir tamamlansın. Burada yaptığımız her bir adımı görmeniz, öğrenmeniz oldukça önemli. Evet, arka planımız geldi buraya. Şimdi burada ekrana tam sığdı mı, fit oldu mu bunu bilmiyoruz. Bunun için yapacağımız en güzel şey, benim genelde kullandığım boyutlandırma, resizable komutu. Tabi burada da alttan ve üstten boşluklar kalıyor. Bunu da gidermenin en temel yolu ignore saf araya dediğimizde o alanları artık yok sayıyor. Yani uygulamamıza dahil ediyor. Oraları da kullanabilir oluyoruz. Şimdi arka planımızı koyduk. Bunun üzerine bir de nesneler koyacağız. Fakat bir efekt verelim buna. Yani bu resmi olduğu gibi kullanmayalım. Örneğin bir saydamlı geçişli bir desen koyalım. Bunun için bir lineer gradient kullanacağım ben. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Bunu kullanmadan önce bir color diyerek işte nokta white dediğimizde bunun üzerine beyaz bir nesne geçirmiş oluyor. Bunu da yine ignore safariye diyerek bütün ekranı kaplatabiliriz. Yani alt alta yazdığımızda ZStack içerisine alta yazdığımız en üste görünecek şekilde bir hiyerarşi söz konusu. Şimdi ben burada geçişli bir yapı istiyorum. Burada 3 tane parametre söz konusu. Gradient. Burada bir gradient nesnesi oluşturuyorum. Renkleri belirleyeceğiz. İlk önce white diyorum. Sonrasında da black diyorum.
Buraları daha da çoğaltacağız fakat nereden başlayacak ve ne tarafta bitecek bu geçiş? Bunu da belirtelim. Üstten başlayıp yani top diyeceğiz. Alta kadar devam edecek. Nokta bottom diyerek de altta bitmesini sağlıyoruz. Ignore Safari'ye diyerek bütün ekranı kaplatabiliyoruz. Şimdi buna biraz saydamlık vereceğiz. Örneğin white kısmına 0,3 diyorum. Bakın şimdi şu haliyle bile yine gayet güzel oldu. Kullanılabilir bir arka plan gibi gözüktü. Black kısmına da bir saydamlık verebilir. 0,4 dediğimizde nasıl olacak? Öyle oldu. 5 dediğimizde. Evet, 4 benim için makul. Siz istediğiniz gibi bunları değişebilirsiniz. Bunun da üzerinde tabii artık objelerimiz olacak. Komponentlerimiz, widgetlarımız ya da view artık hangi programlama diline aşinaysanız. Ben burada yan yana önce ikini düzen belirteceğim. Hashstack diyorum. Burada bir text koyuyorum. Burada rectangle da kullanabilirsiniz. Başka birçok obje kullanabilirsiniz. Ben alışkanlık gereği eski Swift versiyonlarından boş text kullanıyorum. Burada text'i biz biçimlendireceğiz. Aslında bir şekle çevireceğiz. Nokta. Önce frame'i belirtelim bir. Width kısmını 10 diyorum. Height kısmına da şöyle 150 desek. Bakalım nasıl olacak. Bir renk verdikten sonra bunu daha net göreceğiz. Nokta gray. Evet, şunu biraz daha arttıralım. 160. Şunu da biraz inceltelim. 7 yapalım. Arka planı da verdik. Buna bir corner radius veriyorum. Köşelerini oval yapalım. Evet, şimdi bu şekilde istediğim gibi oldu. Bunun artık sağ tarafına metinleri koyacağız. Burada tabii yapmak istediğim şey bunların ben en alta hizalanmasını istiyorum koyduğum objelerin. Bunun için şu Z-Stack kısmına geliyorum. Alignment nokta bottom. İstediğim gibi alt tarafa hizalandı. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi bu şekli koyduk. Bunun bir de sağ tarafına artık alt alta yazılar gelecek. Yani şuraya bir yazı koyduğumuzda sonucu görün. Tabii nokta white pardon bayağı yanlış yazdı. White diyerek nasıl hizalandığını görün istiyorum. Şimdi burada yazacağım deneme metni gibi birkaç tane işte obje olacak alt alta. Buton olabilir, metin olabilir. Bunları da yine siz istediğiniz gibi değişebilirsiniz. Bunları ben bir VStack içerisinde yazıyorum. Örneğin burada hello username diyebilirsiniz. Şunu hemen yazı rengini beyaz yapalım. Bunun altında yine başka bir text objesi koyalım. Mesela burada da işte ne olsun çarşamba yazsın. Bunun da fontunu biraz değişelim. Title 2 herhalde işimizi görür bakalım. Evet, büyüklüğü işimizi görüyor. Nokta bold diyerek biraz kalın yapalım. Ve yazı rengini de şöyle yapsak nokta purple desek. Evet, şimdilik işimizi görür. Burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz.
öğrenmeniz için bunu yapıyorum. Normalde purple deyip bırakabiliriz. Fakat renkleri tek tek, yani 3 ana renk bazında da yapabilirsiniz. Örneğin işte kırmızı rengi 180 diyorum. 140 tabii, şöyle 255 de koyalım. Mavi rengi de 125 diyelim. Bu şekilde renk de verebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Şimdi bunların arasında boşluk bırakmak istediğimizde, bir spacer yazdığımızda bu istediğimiz sonucu bize vermeyecek. Arasında verebileceğim maksimum boşluğu veriyor. Bu yüzden spacer'a da bir frame verebiliyoruz. Bu spacer'a bir yükseklik verelim. Height'ı 10 olsun. Şöyle ufak bir boşluk bizim için yeterli. Bir tane daha buraya bir text koyduğumuzda, örneğin kısa olsun, ABC diyelim buna. Bakın bu sefer ortalanmış bir şekilde yazdı. Bunların hepsinin sola yaslı olmasını istiyoruz. Bu sefer de şuraya geliyorum. Yine alignment nokta leading diyerek hepsinin sola hizalı olmasını sağlayabiliyorum. Ayrıca şurada da bir boşluk bırakabiliyoruz. Spacer nokta frame diyerek işte genişliği mesela 20 herhalde düzgün gözükür. Evet. 25 yapsak biraz daha güzel oldu sanki. Bu şekilde boşlukta bırakabiliyoruz. Yani frame hem width hem height olarak, genişlik yükseklik gibi istediğimiz değeri verebiliyoruz. Şimdi bunlar buraya ortalanmış bir şekilde geldi. Ve ben burada da istiyorum ki bunlar üst taraftan hizalı olsun. Bu sefer de hashtag kısmına gelip burada nokta tap dersem istediğim sonucu alabileceğim. Şimdi altına bir de son olarak buton koyalım. En sonunda da bunlara bir animasyon, bir giriş efekti gibi değerler veririz. Butonu ben customize edilmiş buton olarak burada değerlendireceğim. Şu provider kısmını bir kapatalım. Mesela giriş buton ya da evet giriş buton yapalım. Biraz İngilizce, biraz Türkçe hoş olmayabiliyor. Yeni bir buton stili burada tanımlayacağım. Yapmak istediğim yani şey bu. MacBody diye overwrite edilmesi gereken bunun standart bir metodu var. Bunu yazıyorum. Artık burayı dolduracağız. Fakat burada doldururken dikkat etmemiz gereken şey şuradaki configuration parametresi. Bunun üzerinden bunu yapacağız. Yani burada artık işte color, frame vesaire istediğiniz değerleri çoğaltabiliriz. Ben burada bir renk tanımlamak istiyorum. Yani renkleri şöyle girmek yerine tanımlayarak girmenizi son derece tavsiye ediyorum. Burası aslında elzem bir konu, önemli bir konu. Color buton 1 diye bir renk tanımlaması yapıyorum. Burada da mesela kırmızı rengi 90. Böyle 255'i koyalım. Blue kısmına da 60 değerini giriyorum. Ayrıca bir de istersek burada opacity değeri de ekleyebiliriz. O yine size kalmış. Renk tanımlamamızı yaptık. Önce buna bir frame verelim. Genişliği 180, yüksekliği de 40 olacak şekilde bir frame verelim. Ve bunu nasıl kullanıyoruz? Buna da bakalım. Yani yapacağımız, sonrasında yapacağımız değişiklikleri görmemiz açısından burası önemli. Şurayı kaldırıyorum şu ABC ile. Veya buraya da bir tarih girelim. Ondan sonra butonumuzu koyalım. Bunun için şuraya geliyorum. Tarih formatları Swift UI'da oldukça fazla. Bunları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz ve oldukça
kullanışlı, çeşitlendirilebiliyor. Fakat benim genelde kullandığım en standart hali. Nokta format dediğimizde de bakın altta string olarak geriye döndürdüğünü bize belirtiyor. Bizim string olarak döndürmemiz kafi. Buna ek olarak şunu da biraz nokta opacity diyerek 0.7 verelim. Biraz soluk olsun. Yine buraya bir spacer sefer boşluğumuz biraz fazla olsun. Artık buraya biraz önce oluşturduğumuz o butonu, giriş butonu adındaki butonu dahil edelim. Giriş. Şuraya da artık hello değil de merhaba diyelim. Action kısmına da şimdi şöyle boş bir şey yazalım. Evet, burada bir butonumuz var artık. Ben buna bir stil vermek istiyorum. Biraz önce oluşturduğum şu giriş buton stilini vermek istiyorum. Bunun için yapmam gereken şey nokta buton style diyerek giriş butonu burada belirtiyorum. Şurada rengini bir nokta white demeden zaten geldi. Arka planı değişeceğiz. Zaten burada belirttiğimiz renk değerine gireceğiz. White dediğimizde güzel bir şekilde gözüktü. Color buton 1. Tabi burada noktayı kaldırmamız icap ediyor. Burada artık buna istediğimiz değerleri verebiliriz. Örneğin köşelerin oval olması. Mesela 8 benim için uygun. Şimdi yazı rengini white yapalım. Ve şimdi burada artık bir buton şeklini aldı bu. Buna efekt vesaire uygulayacağız. Şu anda tıkladığımız herhangi bir şey gözükmüyor. Bunu yapmanın birçok yolu var. Hatta butona şekil verme anlamında örneğin köşelerini oval yapmak yerine şöyle de yapabilirsiniz. Nokta clip shape, pardon. Clip shape neydi? Kapsülü mesela kullanabiliriz. Bu şekilde de bir buton tasarım yapabilirsiniz. Bunu da açıklama satır haline getiriyorum. Görebilmeniz açısından. Ya da buna artık farklı efektler de uygulayabilirsiniz frame kısmına. Mesela bir tıkladığımızda büyüme efekti verelim. Şimdi burada yapmamız gereken yegane şeylerden bir tanesi tıklandığında bu efekti vereceğiz. Bunun için yine configuration parametresi bizim işimizi görüyor. Express diyerek işte tıklandığında 1.1, tıklanmadığında da 1.0 ya da direkt 1 de yazabiliriz. Bizim işimizi görecektir. Bakın bu tekste bunu verdi. Eğer biz bunu alıp da örneğin şuraya koyarsak değişiklikler olduğunu fark edeceksiniz bunların. Bu şekilde artık animasyon bir şekilde bir geçiş oldu. Fakat animasyon geçişini ben biraz daha özelleştirmek istiyorum. Yani istiyorum ki mesela animasyon daha uzun sürsün, daha yavaş hareket etsin ya da daha hızlı hareket etsin. Bunu da değiştirebiliyoruz. Nokta animation diyerek burada bir animasyon türü vereceğiz. Örneğin is in. Value olarak da yine
Configuration.expressed diyoruz. Burada boolean türde bir değer istiyor bizden. Bakın artık gelişi de animasyon kazandı. Bunu süresini uzatmak istediğimizde de şurada izin kısmında duration parametresini 0.2 diyerek hızını biraz daha değiştirmiş, hızlandırmış olduk. Ya da scale efekti kullanmak istemiyorsunuz, başka efektler kullanabilirsiniz. Biraz saçma olacak ama hani efekti görmeniz açısından böyle bir örnek yazacağım şimdi. Mesela transform efekti kullanabilirsiniz. Yine configuration parametresini kullanarak. Mesela tıklandığında bunu döndüreceğiz. Bunun için CG Affine Transform'u kullanıyoruz. Kaç derece dönecek? Burada 0.1 dediğimizde yine istediğimiz derecede dönecek. Yani burada 1, 2, 3 dediğinizde daha büyük sonuçlar oluyor. 360 derece türünde düşünmeyin bunu. 360 derece üzerinden belirtmek isterseniz o zaman farklı metotlar da var. Ben şu anda örnek olsun diye böyle rastgele bir döndürme efekti vereceğim. Eğer tıklanmadıysa 0 olsun, yani dönme olmasın. Tıklandığında bu sefer de bir ufak dönme efekti uygulamış olduk. Bunu şimdi kaldırıyorum. Scale efekt bizim için güzel gözüküyor. Şimdi bunlar çok aşağıda duruyor. Bunların biraz yukarıda olmasını istiyoruz. Burada da padding vermede birkaç farklı detay göreceğiz. Örneğin şu high stack kısmında nokta padding verelim. AddGaySense diyerek burada bütün, yani sağ sol alt üst türünde boşluklar, paddingler verebiliyoruz. Bu şekilde verebiliyoruz. Fakat biz sadece alttan bir padding vermek istiyoruz. Yani bottom'dan vermek istiyoruz. Bütün hepsini kullanmanın bir manası yok. Böyle olduğunda da padding diyerek burada mesela sadece bottom diyoruz. Ve değer vermek istediğimizde de virgülle bunu belirtiyoruz. Bu da yine işimizi görüyor. Bunu da öğrenmeniz yararlı. Tasarım yaparken, dizayn yaparken işinizi kolaylaştıracaktır. Şu haliyle bile yine gayet şık gözükmeye başladı tasarım. Burada değişik şeyler de artık yapabilirsiniz. Yani tamamen sola yassı yapabilirsiniz. Üst tarafa alignment verebilirsiniz. Burası size kalmış. Normalde bu videoda Matched Geometry efekti de öğretecektim. Fakat onu bir sonraki videoya saklayacağım. Çünkü onunla ilgili çok önemli detaylar var. Başka konularla bağlantılı. Yani şunu kastediyorum. Aslında SwiftUI diğer mobil programlama dillerinden ayıran en önemli özellik bu. iOS tasarımlarda bazen fark edersiniz. Çok muazzam geçişler, tasarımlar olur. Eğer Android tarafında da kodlama yapıyorsanız ya da Flutter'da, yani şunu dersiniz, bu Flutter'da yapılamaz ya da işte Android Studio'da bu yapılamaz. Belki tanık olanınız vardır buna. İşte onların birçoğunun temeli buraya dayanıyor. O yüzden bunu uzun uzun anlatmak istedim. Bu videoda buraya girmeyeceğim. Şimdi burada başka anlatmak istediğim, mesela uygulama açıldığında bir efekt verelim buna. Yani biraz doğrudan gelmesin de animasyonlu bir şekilde gelsin istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Buna bakalım. Şimdi bunun için şunların hepsini kapsayan yapı hangisi? Hashstack mi? Vstack mi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bizimki hashstack. Ben istiyorum ki çizgi kalsın. Sadece şu içindeki kısımlara bir efekt verelim. İşte bir saydamlıktan görünür hale gelsin. Bunlar da nerede? Şu vstack içerisinde. Yani şurada bitiyor.
Bakalım hayat. Bunu burada da yapabiliriz. Dediğim gibi en dışta da yapabilirsiniz. Bir de anlatmak istediğim başka bir şey vardı, onu şu anda hatırlayamadım. Aklıma gelirse onu da anlatırım ama şimdi bu efekti vermek için girişte mesela bir değerimiz olsun boyun türde. Mesela giriş anim diyelim, giriş animasyonu. Başlangıçta false değerini alsın istiyorum. Burada saydamlı belirtmek için isterseniz onu da değişken olarak verebilirsiniz. Şurada oluşturalım. Onu da görmüş olun. Mesela şöyle bir isim verelim buna da. Başlangıçta 0.0 olması bizim için yine yeterli. Burada geliyorum şu vstack kısmına. Mesela opacity op value diyelim. Zaten başlangıçta sıfır değerinde bu. Ve gördüğünüz gibi gelmedi başlangıçta. Şöyle bir şey yapıyorum. On appear diye yazılıyor. Nasıl telaffuz ediliyor bunu bilmiyorum hakikaten. Bu metot şu işe yarıyor. Bir nesne oluşturulduğunda çalıştırılacak olan event, olay gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani burada şunu yaptık. Bunu biz hani vstack için yaptık. Bunun sonuna nokta koyarak yaptık. Yani diyoruz ki bu vstack hazır hale geldiğinde şu işlemleri yap. İşte ne yapsın? Konsola şunu yaz ya da ne yapmasını istiyorsak. Ben şunu istiyorum. Bunu 1.0 olarak değiştiriyorum. Ve artık geldi. Fakat doğrudan geldi. Bunu animasyonlu bir şekilde yapmak için şuradan nokta animation diyerek nokta easing diyorum. Buna bir de hatta süre de verelim. Duration 1 diyorum. Delay'ı biraz sonra anlatayım. Şurada da value olarak boolean türde bir değer istiyor. Bunu veriyoruz. Ve artık gördüğünüz gibi açıldığında saydamlıktan görünür hale geliyor. Ben biraz bekledikten sonra gelmesini istiyorum. O yüzden buraya delay diyerek örneğin 2 değerini veriyorum. 2 saniye bekledikten sonra artık bu işlem gerçekleşiyor. Bu şekilde animasyonlu bir şekilde de geçişler, efektler yapabilirsiniz. Tabi burada geçiş efekti için şu yapıyı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu sadece basit yapılar için. Çok komplike yapılarda dediğim gibi matchet geometri efekti kullanmak muazzam sonuçlar verir. Hem de performans açısından da çok kıymetli. Bunu da bayağı bir sonradan öğrenmiştim. Yani matchet geometri efektleri kullanıyordum. Uzun zamandır kullanıyordum ama performans olan etkisini çok sonradan bir blog yazısında öğrenmiştim. O da yine çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde basit bir tasarım yaptık. Dediğim gibi örnekleri artık biraz daha zorlaştırarak baştan sona bir uygulama nasıl yapılır gibi videolar da gelecek. Ama en azından tasarım, hizalama bunları iyi öğrenmeniz için böyle bir örnek yapmak istedim. Özellikle kullanıcılar, yeni başlayanlar ya da acemi olanlar Swift UI'da hizalama konusunda genelde zorlanıyor. İşte nereden veriyorduk? Örneğin şurada da bir hizalama verilebiliyor. Ayrıca şurada da, pardon, frame kısmında da alignment'la bir hizalama veriliyor. Bunlar genelde karıştırabiliyor kullanıcılar. Ben anlaşılabilir olsun diye böyle bir örnek yaptım. Umarım yararlı olmuştur. Kolaylıklar diliyorum hepinize.